Canım öğrencilerim hepinize selamlar ben SML Hoca SML Hoca matematik alanındasınız Gençler bugün 15. gündeyiz TYT AYT matematik tekrar kampımızın ve konumuzda türev gençler Evet o matematiğin baba konularının tekrarına başlıyoruz demiştik Ve işte karşınızda artık son günlere yaklaştık Son günün bir öncesindeyiz Türev videosundayız sevgili arkadaşlarım Gençler önce türevin konu özetlerini yapacağım. Size belki de hiç bilmediğiniz, hiç görmediğiniz noktalara değineceğim. Size bunları göstereceğim. Ve türevde işinize yarayabilecek noktaları ele alacağım. Ve tabii genelde bir tekrar yapmış olacağız. Sonrasında ise türevle alakalı tekrar soruları çözeceğiz. Ve bu tekrar sorularından sonra da sizlere çok güzel ödevlendirme yapacağım arkadaşlarım. 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabımdan. Gençler... Hazırsanız Açıklama kısmındaki ücretsiz PDF'inizi de indirdiyseniz, tabletiniz, telefonunuz, bilgisayarınız, çıktınız her şeyiniz hazırsa, karşınızda da ben varsam ki tekrardan hoş geldiniz. Başlayabiliriz dersimize. Evet canım öğrencilerim, bağımsız değişkendeki artma ya da azalma gibi bir değişime ki değişken x'e biz buna delta x diyeceğiz. Bu değişime karşılık bağımlı değişkende yani y'de de bir değişiklik oluyorsa ki biz buna o zaman yukarıdaki x'teki değişim miktarına delta x dediysek y'deki değişim miktarına delta y diyeceğiz. Bu iki değişimin oranı delta x bölü delta y'den bahsediyoruz. Limit durumunda yani bağımsız değişkenin sıfıra yakın miktardaki değişimlerinde biz bu orana türev diyeceğiz arkadaşlar. Hani şöyle düşünmeni istiyorum. Fizikte falan böyle sıcaklık değişimine delta t diyoruz ya. İşte x'deki değişim miktarına delta x, y'deki değişim miktarına delta y diyoruz. Peki bu görsel olarak bize ne anlam katar? Ben sana hemen bundan bahsedeceğim. Şimdi örnek veriyorum. Şöyle x, y koordinat sistemin olsun senin tamam mı? Şurası x, burası da y. Daha sonrasında varsayalım ki şöyle de bir fonksiyonumuz var. Şurası sevgili arkadaşlarım x olsun Şurası da şöyle aşağı doğru indirdik. Burası da e, x artı h olsun. Tamam mı? yani x'e h kadar eklemişiz ve x artı h elde etmişiz. Şimdi buna karşılık x'e e karşılık fonksiyon eğer f fonksiyonuysa x'e karşılık burası fx olacaktır. x artı h'a karşılık da tabii ki şuradaki ordinatımız ne olacaktır arkadaşlar? f x artı h olacaktır. Şimdi ben buradaki... Hani normal standart fonksiyonlar dersindeki ortalama değişim hızını hesaplıyorduk ya. E gelin bir ortalama değişim hızı hesaplayalım. Nereden? Buradan bu noktaya kadar. Yani apsisler x'ten x artı h'a kadarken biz ortalama değişim hızını nasıl hesaplıyorduk? Hemen şurada bir üçgen oluşturuyoruz. Bu üçgen oluşturduktan sonra da diyoruz ki Karşının komşuya oranı. Yani aslına bakarsan şuradaki doğrunun eğiminden bahsediyoruz. İşte burası bize neyi veriyordu? Burası bize ortalama değişim hızını veriyordu gençler. Birazcık daha yaklaşalım. Şimdi şöyle ki o halde şuradaki uzunluğa dikkat edecek olursan bu uzunluk fx artı h oluyor. Şuradaki uzunluğa bakarsan burası da h oluyor. E şimdi biz ortalama değişim hızının fx artı h eksi fx şurası. Fx artı h eksi fx bölü h olduğunu biliyoruz ortalama değişim hızımızın. E şurada da görüyorsun aynısı var. E şimdi diyor ki h sıfıra giderken. Yani aslına bakarsan şundan bahsetmeye çalışıyor. H buradaki aralık ya. O x ile x artı h'ın arasındaki mesafeyi sıfıra yaklaştırırken diyor. Yani ben bu kadar büyük uzunca bir bölgede bu ortalama değişim hızını hesaplamayım da inanılmaz derecede küçük sıfıra yakın küçücük değişimlerde ben bu ortalama değişim hızını hesaplayayım diyor. İşte sen o kadar küçük yerlerde ortalama değişim hızını hesaplayınca bunun ismi anlık, bunun ismi artık ortalama değişim hızı değil de anlık değişim hızı oluyor. Anlık. İşte biz o andaki değişim hızını bulmaya türev bulma diyoruz aslına bakarsan. Ki gerçekten de bakın gençler gerçekten biz limit sayesinde bu türevi hesaplayabiliyoruz. Ki bayağı da uzunca bir süre bu şekilde hesaplanmış. Daha sonrasında türev alma kuralları falan işte işimize yarayan, kullanışlı olan hemen çat çatbadanak türev aldığımız şeyler karşımıza çıkıyor ama bu türevi anlamlandıran şey budur gençler. Tamam. Şimdi f türev x ne demekmiş? h 0a giderken ortalama değişimimiz yani fx artı hx'e fx bölü h'miş. Şimdi bir noktada türev diyoruz. Eğer ki sen bir x0 apsis noktasında türevi merak ediyorsan o halde diyorum ki f x0 artı h eksi f x0 bölü h. Mesela örnek veriyorum 5 noktasındaki türevi mi merak ediyorsun? Diyorsun ki limit h sıfıra yaklaşırken f 5 artı h eksi f 5 bölü h. İşte bu sana f'in türevinde 5'i veriyor. Soruların içerisinde mi gördün kardeşim? Sana bunu mu verdi? O zaman sen diyeceksin ki hocam demek ki ben, benden bu isteniyor. İşte o zaman türev alma kurallarına falan zıplayabilirsin. Sıkıntı yok. Sonuçta sınavda her şey müba. Tamam. Türev alma kuralları hep az önce bahsettik. 3-4 defa ismini andık. Bakalım şimdi ne diyormuş. Gençler eğer ki ben x üzeri n şeklinde bir polinomun türevini almak istiyorsam ki burası polinom olmak zorunda değil. Yani en dediğimiz ifade en dediğimiz ifade burada rasyonel falan da olabilir. Hani polinomlarda en doğal sayı olmak zorundaydı ya. Hatta ve hatta burası negatif dahi olabilir. Fonksiyonun türevi neymiş? Buradaki n'yi başa indiriyorsun. İndirdikten sonra da bu x'in kuvvetini 1 azaltıyorsun. Bu da türev alma kuralı. Örnek veriyoruz hemen. Hemen örnek veriyoruz. Burada örneklerini yazmamışız. Şuraya bakalım. x üzeri 5'in türevi nedir arkadaşlarım? 5 çarpı x üzeri 4'tür. Veya hocam 3 çarpı x karenin türevi nedir? Hemen 2'yi başa indirdin 3 ile çarptın 6 çarpı x üzeri 1'den 6 x'tir diyorsun. E hocam x'in türevi nedir x'in? E bu x üzeri 1 olduğu için 1'i başa attın 1 çarpı x üzeri üstünü başa üstünü 1 azalttın, 0. x üzeri 0 ne 1? 1 kere 1 kaç 1? Demek ki x'in türevi 1'miş. O halde ben 5x'in türevine x'in türevi 1 olduğu için 5 diyebilirim. 7x'in türevine 7 diyebilirim. O halde sabit bir sayı mesela 3'ün türevi nedir? Hocam bu normal şartlar altında 3 çarpı x üzeri 0 olduğu için 0'ı başa attım. 0 çarpı 3 çarpı x üzeri eksi 1. E 0 her şeyi çarparsan neyi çarparsan çarp. Sonuç yine bana 0'ı vereceği için artık şu cümleyi de kurabilirim. Sabit bir sayının türevi 0'dır. ax gibi bir ifadenin türevi a'dır. Yani kat sayısıdır. Buradakilerin zaten nasıl türev alınması gerektiğini türev alma kuralı sayesinde göstermiştim. Köklü ifade içeren fonksiyonların türevlerini almadan önce bu ifadeleri bir güzel üstlü biçimde yazın arkadaşlar. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. Üstlü şekilde yazacaksın. Mesela hocam ne demek istiyorsunuz? Şu şekilde kök x diyoruz mesela ki bunu adınız soyadınız TC kimlik numaranız gibi ezberleyin. Çoğu soru da karşınıza çıkacak. Kök x'in türevi daha tü demeden hocanız 1 bölü 2 kök x deyin. Ben şimdi size göstereyim. Kök x'i biz x üzeri 1 bölü 2 biçiminde yazarız. Yazdıktan sonra da 1 bölü 2'yi başa attınız. Ne geldi? 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 geldi. Şimdi x üzeri eksi 1 bölü 2 demek 1 bölü kök x demek. E bir de başında 1 bölü 2 vardı. Demek ki gençler 1 bölü 2 kök x benim kök x fonksiyonumun türevi olacak diyeceğim. Diğerlerinde hocam onları ezberlemene gerek yok ama nasıl alındığını bil. Mesela ben bunu x üzeri 1 bölü 3 diye yazarsam 1 bölü 3'ü başa attım 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3. Bunu bu şekilde bırak. Tamam bunu bu şekilde bırak. Şu nedir hocam? x üzeri 3 bölü 4 müdür? 3 bölü 4'ü başa attın. Üstünü bir azalttın. X üzeri eksi 1 bölü 4. Bunu da bu şekilde bırak. Niye? Çünkü hocam zaten X gördüğün yere bir şey yazdıracak sana soru. Yani ÖSYM tarihinde çok böyle nadirdir. Bu fonksiyonun türevi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru çok nadirdir. Bundan kaynaklı da sana der ki X gördüğün yere 2 yaz der, 3 yaz der, 27 yaz der, bir şey yaz der. Sen onu yazarsın. Dolayısıyla bunu ha bu şekilde bırakmışsın İstersen şu şekilde yaz. Yani ben sana yorulma diye söylüyorum. Bak bu eksi 2 bölü 3. kuvvet demek. Ters çevirip 2 bölü 3. kuvvetini almak demek. Yani 1 bölü 3 küp kök içerisinde x kare demek. Yani istersen bunu bu şekilde de yazabilirsin ama sınavda vakit kaybedersin. Sonuç olarak sen örnek veriyorum. x gördüğün yere 8 mi yazacaksın? E 8'i burada da yazsan aynı sonucu bulursun. Burada da yazsan aynı sonucu bulursun. Bir şey fark etmez. Ama dediğim gibi şu aklınızın bir kenarında mutlaka ama mutlaka sanki böyle telefon numaranız gibi dursun gençler. Tamam telefon numaranız TC numaranız gibi dursun. Çok ihtiyacınız olacak çünkü. Peki çarpımın türevi. Hocam iki fonksiyon çarpılıyorsa f ile g çarpılıyor. Ben bunun türevini alacağım. Bunun bir yöntemi var. Şöyle alacaksın. fx çarpı gx'in türevinde f'in türevi çarpı g F çarpı G türev diyorsun. Yani sırayla birinin türevini alıp diğerleri sabit bırakıp çarpıyorsun ve en son bulduklarını topluyorsun. Peki hocam F çarpı G çarpı H'ın türevi dediğimiz zaman o zaman ne olacak? O zaman da yine sıra sıra F'in türevi çarpı diğerleri, G'nin türevi çarpı diğerleri, H'ın türevi çarpı diğerleri ve bunları da bir güzel topluyorsun. Sırayla türev alıp diğerlerini sabit bırakıp topluyorsun. Peki hocam bölümün türevi, bölümün türevi de buna benziyor f bölü g yani fx bölü gx'in türevinden bahsediyoruz. Şöyle ki f'in türevi çarpı g f çarpı g'nin türevi a çarpmaya benziyor. Sadece arada eksi var ve bir de bölü gx'in yani paydadakinin karesi var arkadaşlarım. Bunu da sakın unutmuyorsunuz. Çarpımın ve bölümün türevi iyi bilinecek. Bunlar bunlar türevde tabii ki işinize yarar. Sonuçta çarpımın türevi, bölümün türevi diyoruz. Bunlar en çok nerede işinize yarayacak? Ben size söyleyeyim mi? İntegralin o bazı kıl soruları var. O integralde işinize yarayacak işte. Bak çok ciddiyim. O 40 soru serisi e, AYT Matematik kampında bunlarla alakalı. Yani çarpımın türevi ve bölümün türeviyle alakalı o kadar enfes sorular çözdük ki gençler. Bir görmeniz lazım yani. Yemin ederim bir görmeniz lazım. Peki sağ üst tarafa doğru geçelim şimdi. Ne diyor? ...fx'in n'inci kuvveti biçimindeki fonksiyonların türevi. Normal x'in n'inci kuvveti varmış gibi türev alacağız. Ama tabii bir de fx'in de türevini almamız lazım ya hani... ...işte onu unutmayacaksın. Yani sen buradaki n'yi başa indiriyorsun... ...ve fonksiyonun kuvvetini bir azaltıyorsun. Ama dikkat! Sen hala fx'in türevini almadın. O halde çarpı f'in türevi diyorsun. iş bitiyor. Peki bileşke fonksiyonun türevi. Hocam bunda da şunu yapıyoruz... F bileşke g'nin türevi yani f'in içerisindeki g'nin türevini almak istiyorsan hemen normal f'in türevini alıyorsun. f'in türevinde gx. E neyin türevini almadık biz şimdi burada? Hala gx'in türevini almış değiliz. O halde çarpı g'nin türevi diyoruz. Peki hocam zincir kuralı. Zincir kuralı ne? Şimdi şöyle ki bize her daim y eşittir fx demez. Yani biz buna tamam 10. sınıfta 9. sınıfta alıştık. Y eşittir fx fonksiyonu. Y eşittir fx fonksiyonu. Y eşittir fx fonksiyonu. Tamam alıştık güzel de. Her zaman x'e bağlı olarak vermez. Bazen bak burada gördüğün gibi u'ya bağlı verir. Bazen y fonksiyonu da vermez. U fonksiyonu da t'ye bağlı der. Ve son olarak t'yi de mesela x'e bağlar. Ve sonra sana e, böyle gıcıklık yapacak ya. Şöyle yapar. Buradaki y var ya evet işte ta buradaki x'e göre türevini bulunur der. İşte bu da zor gibi bir şey duruyor ya ama zor değil yani merak etmeyin. Şimdi siz şunu diyeceksiniz hocam. Benim y fonksiyonum hangi değişkene bağlı? U'ya bağlı. O zaman ben kardeşim y'nin u'ya göre türevini alabilirim ki bunu da bu şekilde ifade edebiliyoruz. Buradaki u fonksiyonu neye bağlı? T'ye bağlı. O halde sen bu u fonksiyonun t'ye göre türevini alırsın. Buradaki t bağlı? x'e bağlı. O halde ben t'nin de x'e göre türevini alırım. Bütün bu türevleri eğer çarpacak olursan d u'lar ve dt'ler gideceği için elinde sadece dy bölü dx yani y fonksiyonunun ahanda ta buradakinin ta buradakine göre türevini bulmuş olursun. Bunları çarpacak. Bu şekilde. Şimdi mesela şuradaki örneğimizi bir çözelim mi beraber? Diyor ki y eşittir 2z kare eksi 6z. Z eşittir 3 u kare artı 2 u eksi 1. U eşittir 5 x eksi 7. Bana diyor ki y'nin ta buradaki x'e göre türevini bul diyor. Ve x gördüğün yere de lütfen 1 yaz diyor. Peki ben ne demiştim? Y'nin z'ye göre türevini alabilirim. Bak y z'ye bağlı. Z fonksiyonu arkadaşlar u'ya bağlı. Ve u fonksiyonu da x'e bağlı bir fonksiyon. Şimdi dy bölü dz'yi hesaplayalım. Yani şunun z'ye göre türevini alalım. 4z eksi 6 yapar. Z'nin u'ya göre türevi yani şuradanın u'ya göre türevini alıyorum. 6u artı 2 yapacaktır. U'nun da x'e göre türevini alırsam çarpı 5 gelir. Şimdi ne diyor bize? X gördüğün yere 1 yaz. E tamam ben türev aldım x gördüğüm yere 1 yazacağım ama x yok. E, olmayabilir. E x'in olmadığı gibi bir de burada u'muz ve z'miz de var. E, ne halt diyeceğiz şimdi biz? Hocam endişeye mahal yok. Şunu yapacaksın. Bir sakin ol. X gördüğün yere 1 yaz demiyor mu? E o zaman ben buradaki X gördüğüm yere de 1 yazabilirim. O da X sonuçta. Yazdım ne geldi? 5 kere 1. 5, 7 çıkar eksi 2. Haa X 1 iken U eksi 2 oluyormuş. Yani ben buradaki U gördüğüm yere eksi 2 yazacakmışım. Madem U eksi 2 imiş. O halde getir bak. X 1 iken U eksi 2. Demek ki U eksi 2 iken Z kaç olur onu bulacağım. Böylelikle X 1 iken Z kaç olur bu ortaya çıkacak. U gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Şurası 12 gelir. Burası eksi 4 gelir etti. 8. Bir daha çıkardım 7. Demek ki Z'de kaç oluyormuş? 7 oluyormuş gençler. Şimdi yazalım bakalım. 4 kere 7. 28. 6 çıkardım 22. 6 kere eksi 2. Eksi 12. 2 ekledim. Eksi 10. Ve çarpı 5'imiz var gençler. Şimdi şöyle diyelim. 22 ile 5'i çarptım. 110. Bunu eksi 10 ile çarpacak olursam doğru cevap eksi 1100'ün ta kendisi gelir. Yani cevabımız eksi 1100 olacakmış gençler. Bu tarz soruları bu şekilde çözüyorsunuz. Fonksiyonun ikinci türevi adı üstünde. Türevinin türevinden bahsediyoruz. Tamam. Fen lisesi müfredatında olan öğrenciler varsa üçüncü türev dördüncü türev ne demek gayet iyi biliyorsunuz. Ki genelde bu tarz sorular da hani ÖSYM'de çıkmıyor çıkmaz. Ama hani fen liseleri işlediği için onlar için de bir şey söylemek lazım. Ee, bu çok yüksek mertebeden türev dediğimiz kısımda onu da şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir periyotlu soru verir size. Yani dörtte bir tekrar eden, altıda bir türevi tekrar eden veya tekrar etmese bile mutlaka ama mutlaka içerisinde faktöryel içeren türevlerle karşılaşırsınız. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Olayın içerisinde bir örüntü olması lazım. 4-5 defa türev aldıktan sonra o örüntüyü fark edip "He, bunda buysa, bunda da buysa demek ki ta 2000. türevinde bu buymuş." diyebileceğiniz örüntüler elde etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Zaten periyodikse, periyodikte zaten sıkıntı yok. Periyodik problem çözer gibi türev sorusu çözüyorsunuz. Şimdi ikinci türevi de şu şekilde ifade ediyoruz. Bu şekilde de ifade ediliyor. Aklımızda bulunsun f'nin ikinci türevinde x bu şekilde iki çentikte. y'nin ikinci türevi bu şekilde iki çentikte ifade ediliyor. Eğer dy bölü dx biçiminde ifade etmek istiyorsan da yine bunu kullanıyorsunuz gençler. Sağ ve sol türev kavramları tıpkı limit dersinde fonksiyonun sağ ve sol limitlerini incelediğimiz gibi sağ ve sol türevlerini de inceleyebiliriz. Fonksiyonun bir noktada sağ ve sol limitleri birbirine eşit değilse limit yoktur demiştik. O halde bir fonksiyonun bir noktada sağ türevi sol türevine eşit değilse fonksiyon o noktada türevli değildir de demektir. Cümle bizi yanıtmasın ama. Sağ ve sol türev eşitse şimdi eşit sağ türev sol türevi eşit değilse türev yoktur dedik ya. Değil mi? Bu doğru bir cümle. Ama cümle bizi yanıtmasın çünkü şöyle bir durum var. Sağ türev sol türevi eşitse o halde kesinlikle türev vardır da denilemiyor. Limitte diyorduk sağ limit sol limite eşitse limit var. Ama türevde sağ türev sol türeve eşitse her zaman türev olmayabilir. Bunların da sevgili arkadaşlarım soruları çözerken örnekleri karşınıza çıkacak. Şimdi fx'in a'nın sağındaki türevi nasıl ifade edilir? f türev a'nın sağ tarafı. fx'in a'nın sol tarafındaki türevi de f türev a'nın sol tarafı biçiminde ifade edilir. Parçalı tanımlı ve mutlak değerli fonksiyonlarda en çok bunları ele alacağız kritik noktalarındaki türevleri incelenirken sağ ve sol türevleri incelememiz gerekiyor. Sıkça kullanmamız gerekiyor. Şimdi türevle limit arasındaki köprüyü işleyelim ki konu biraz anlam kazansın. Şimdi gençler çok ama çok özel bir tüyo vereceğim size. Bunu isterseniz göğsünüze bastırın, sır gibi saklayın gençler. İsterseniz de herkese gösterin. Yani burada şey yapabilirsiniz böyle hani Bak ulan hani senin sayfalarca ezber yaptığın şeyi SML hocadan dinledim. 3 tane harfle ezberledim. 3 tane harf. İyi dinle beni. O 3 harf, o sihirli 3 harf L, S ve T. Bu çok önemli. Şimdi gençler. Çok ama çok iyi dinle. Pür dikkat. Ben bu sistemin sana nasıl çalıştığını anlatacağım şimdi. Hocam bir fonksiyonun bir noktada. LST harflerini yazdın. Tabii ki biliyorsun ki bu limit demek. Bu süreklilik demek, bu da türev demek gençler, tamam mı? L, S, T. Demek ki limitle türev arasındaki köprü neymiş? Süreklilik köprüsüymüş. Tamam. Şimdi gençler bakın, tabii ki bu değil, olay bu, bu işe yaramıyor. Şöyle ki, sağ taraftan başlıyorsunuz türevden, sola doğru giderken olumlu cümleler kuruyorsunuz. Sol taraftan limitten başlayıp sağa doğru giderken de olumsuz cümleler kuruyorsunuz. Misal. Bir fonksiyonun bir noktada türevi varsa kesinlikle süreklidir. Sürekli ise kesinlikle limiti vardır. Bu cümleler net. Soldan sağa doğru giderken bir fonksiyonun bir noktada limiti yok mu? O halde kesinlikle sürekli değildir. Ve bir fonksiyon o noktada sürekli değil mi? Kesinlikle türevi yoktur. Bakın hep kesinlikle diye konuştum. Sadece ama sadece bu cümlelerin kesinliği var. Hani öncüllü soru soruyorlar da her zaman diyor, daima diyor, kesinlikle diyor. İşte bu cümleleri görürsen tikini atabilirsin. Tamam Bu cümleleri görürsen tikini atabilirsin. Farklı cümleler üretilebilir mi hocam? Tabii ki de üretilebilir. Ama bunun haricindeki bütün cümleler doğru olabileceği gibi kesinlik barındırmaz. Bak, doğru olabilir falan diye sorarsa olabilir eyvallah. Ama kesinlik barındırmaz. Kesin değildir. Ama bu cümleler nettir, kesindir. Bir fonksiyon bir noktada türevi varsa kesinlikle süreklidir. Sürekli ise kesinlikle limiti vardır. Şaşmaz. Bir fonksiyonun bir noktada limiti mi yok? Sürekli değildir. Sürekli değil mi? Türevi yoktur. Kesinlik belirten cümleler bunlar. Başka bir cümle yok. Bak burada da yazıyor. Bu cümlelerin haricinde hiçbir cümle kesinlikle doğru değildir. Bak, kesinlikle doğru değildir derken doğru olabilir ama kesinlikle değildir. Tamam Net değildir. Şimdi gelin bunu mutlaka lütfen gençler buna iyi kafa yorun tamam mı? Bunu mutlaka yazın elinize yazın avucunuza yazın sınava girerken değil tabi almazlar sınava. Bir kağıda yazın duvarınıza asın. Bir iki gün ya bir iki günde sen bunu oturtursun. Devam. Şimdi türev yok türev yok türev yok yazıyor. Ulan bu türevler de var. Önce olmadığı yerleri bir gösterelim anlatalım da size. Bakın gençler. Sivri uçlu nokta varsa sağ türev, sol türeve eşit olmadığı için türev yoktur. Sürekli değilse, sürekli değil bu değil mi? E, limit yok, o zaman türev yok. Ki ne demiştik biz? Limit yoksa sürekli değil, sürekli değilse türev yok demiştik. Bak türev yok. Buraya geldim tanımlı değil, tanımlı olmadığı noktada türev yok. Şimdi şöyle düşünelim, e, türevli ise kesinlikle sürekliydi ya hani değil mi? sürekli bir fonksiyon içinde tanımlı olma şartı vardı. E, tamam. E, tanımlı olma şartı olduğu için de sevgili arkadaşlarım demek ki türev olduğu yerde mecburen tanımlı olacak. Tanımlı değil, tanımlı olmadığı noktada türev yoktur diyoruz. L'Hopital kuralı. Arkadaşlar aslında bunu biz limit ve süreklilik dersinde versek daha iyi olurdu ama o zaman da türev bilmiyordunuz. Ha gerçi tekrar dersi olduğu için yine türevde türevi de hemen şimdi anlatabiliriz. Zaten limit ve süreklilik dersinde dün işledik yani değil mi? Peki gençler şimdi limit ve süreklilikte x bir yere giderken koyuyorsun x'i yerine bir bakıyorsun 0 pay 0 payda 0/0 bölü sıfır belirsiz geldi diyorsun ve bunu da işte böyle eşlenikle çarpma metotları yok işte çarpanlar ayırma metotlarıyla bunları açıp sadeleştirip belirsizliği ortadan kaldırıp daha sonrasında tekrar x'i yerine yazıp sonuç buluyorduk. Lakin L'Hopital'de sevgili arkadaşlarım diyoruz ki bir fonksiyonun f fonksiyonunun g'ye oranının a'daki e, karşılığı neyse türevlerinin oranının a'daki karşılığı da aynıdır diyoruz. E sonuçta bunlar zaten e, çok küçük miktarlardaki ortalama değişim hızlarının oranı değil mi? E çok küçük miktarda olduğu için neredeyse zaten görüntüye eşit olacaktır ki L'Hopital bu şekilde çok anlam kazanır. O halde ne diyormuşuz? Hemen şunun türevini bunun türevine bölüp a yerine yazıyormuşuz. Burada önemli bir not var. Bazen Lofital'den sonuç çıkmıyor. Mesela ÖSYM'nin yerine ben olsam gıcıklık yaparım abi. Çünkü Lofital müfredatta yok. ÖSYM müfredatında yok. Anlatılmıyor. E çocuklar da biliyorlar ki artık bütün hocalar da öğretiyor Lofital'i. Ben de öğretiyorum. Başka bir A hocası, B hocası. Herkes öğretiyor. Lofital'i öğretmeyen yok. Müfredatta yok ama çünkü işimizi kolaylaştırıyor. E şimdi... Hatta bununla ilgili bir sürü de böyle reels yapıldı, shorts yapıldı, böyle milyonlarca kez izlendi falan. Şimdi Lofitel yapmak suç mu? Değil. Ama ÖSYM'de hani müfredatında yok diyor ya. Şöyle bir soru gelebilir. 0 bölü 0 belirsizliğini yakaladın. Çaktın Lofitel'i anam. Lofitel almana rağmen yine 0 bölü 0 geldi. Ne yapıyorsun biliyor musun o zaman da? Genel Lofitel uyguluyorsun. Yani bir kere uyguladın gelmedi ya. Bir kere daha uygula. Yine mi gelmedi? Bir kere daha uygula. Tamam. Ki zaten o kadar zorunu çarpanlar ayırmadan da yapamazsın doğal olarak lüfitali defalarca kez uygulayabiliyorsunuz. Sonuçta hep zaten aynısı çıkacak. Pekala gençler. Şimdi devam edelim sağ üst tarafla. Türevin geometrik yorum Yani artık türev 2'deyiz. 25 dakikada türevin ilk kısmını tamamladık tekrarını. Türevin geometrik yorumundayız şimdi. Ben hep öğrencilere bu konuya geçince derim ki arkadaşlar türev 1'de yani buraya kadar işlediğimiz tüm türev konuları var ya Hani türev alma kuralı olsun, çarpımın türevi, bölümün türevi, zincir türev, cart türev, curt türev. Bunların her birini burayı yapabilmek için öğrendik. Yani aslında onlar araç gereç. Tamam amacımız bu gençler. Türevin geometrik yorumu. Türevin geometrik yorumu için de daha rahat anlayabilmen için, daha rahat edebilmen için şu şart. Analitik geometriyi en azından eğim kısmını, doğru kısmını iyi bileceksin. Bunlar biliniyorsa türevin geometrik yorumu senin için çocuk oyuncağıdır. Şimdi hatırlatmamıza bakalım o zaman. Analitik geometriden hatırlatmalar yapalım. Şimdi eğer ki bana şu şekilde x'ye kartezyon koordinat sistemini vermişse ve bir tane de şöyle kırmızı d doğrusu verdiyse bu kırmızı d doğrusu illaki x x ekseniyle bir açı yapacak. Sıfır derece bile olsa bir açı yapacak yani. Ama burada teta derece olduğunu görüyoruz. D doğrusunun eğimini ben nasıl hesaplarım? En basit yöntemle. Teta'yı biliyorsam. Dedim ki kardeşim uğraşmam. Bu doğrunun eğimi tanjant teta'dır. Karşı bölü komşudur. Ulan bu karşı bölü komşu da bir 25 dakika öncesinden bir tanıdık gelmiyor değil hani değil mi? Peki tanjant teta dedik. Karşı bölü komşu dedik. Peki başka nasıl hesaplanabilir? Hocam dersin ki mesela karşı bölü komşu olduğunu biliyorsun ya tanjantın. Velev ki buradaki tetayı vermemiş olsun. O zaman da dersin ki. Şuranın uzunluğu y0 değil mi? Evet. Buranın uzunluğu da x0 eksi x değil mi? Evet. O zaman karşıyı komşuya bölerim. Bu zaten yine tanjantı verecektir. y0 bölü x0 eksi x de bulunabilir eğim. Bak bu şekilde bulabiliyoruz. Bu şekilde bulabiliyoruz. Peki velev bunu da vermedi. Vermeyebilir. O zaman da diyorsun ki bir şey vermiş olması lazım artık farklı şeyleri uygulayabilmek için bir A noktasından ve bir B noktasından ki A noktasının apsisi x0, ordinatı y0 ve B noktasının apsisi x1, ordinatı y1 olsun. Bu noktalardan geçen doğrunun eğimini bulmak istiyorsak da analitik geometride ne yapıyorduk? Bunun ordinatından ordinatını çıkarıp bunun apsisinden bunun apsisini çıkarıp oranlıyorduk. İstersen sen şunu da yapabilirsin. Y0'dan Y1'i çıkarıp X0'dan X1'i çıkarıp da oranlayabilirsin. Yine aynısı gelir ama ilk bileşen her zaman ilk seçtiğin olsun. Yani hangisini seçiyorsan onunla devam edeceksin tamam mı? Yine eğimi Y1-Y0 bölü X1-X0 ile biz hesaplayabiliyoruz sevgili güzel kardeşim. Şimdi hatırlatma 2. X0'a Y0'dan geçen ve eğimi de M olan doğrunun denklemi nedir güzel kardeşim? y y eksi y sıfır çarpı eğim çarpı x eksi x sıfır. Analitik geometrinin olmazsa olmaz kurallarından bir tanesi. Ekstradan diyoruz ki yine analitik geometriden hatırlatmalar bunlar. İki doğru birbirine paralelse eğimleri birbirine eşit. Ve iki doğru birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi bir olacak şekildedir. Yani md1 ile md2'nin çarpımı eksi biri vermek zorunda bize diyoruz. İki doğrunun eğimleri çarpımı neymiş? Eksi 1 olacakmış eğer bu doğrular birbirine dikse sevgili arkadaşlar. Peki bir fonksiyona x eşittir a noktasından çizilen teğetin eğimi neymiş arkadaşlar? F türev a. E niye? Çünkü biz sadece ama sadece bir noktadan bakın şöyle bir fonksiyon var. Şu noktadan bir teğet atıyorsak ve o teğetin eğimini hesaplamak istiyorsak aslında o teğetin eğimi oradaki anlık değişim hızıdır. Tamam anlık değişim karşı bölü komşudur. Küçücük noktadaki karşı bölü komşudur gençler. Bundan kaynaklı da f türev a bize bu doğrunun yani teğetin eğimini verir. Hangi noktadan atıyorsun? x eşittir a'dan mı? O zaman f türev a'dır arkadaşlar bunun eğimi. 5'ten mi atıyorsun? f türev 5'tir. 3 noktasındaki teğetin eğimi mi soruluyor? f türev 3'ü bulacaksın yani sen. Peki x kare artı 3 x artı 2 fonksiyonuna x eşittir 1 noktasından çiz, bir teğet çizesin. Bu teğetin eğimini bulmak için neyi bulmamız gerekiyor? F türev 1'i. Yani f'in türevini hesapladın 2 x artı 3 mü geldi? 1 yerine yazıyorsun ne geldi? 5. O zaman buradaki teğetimizin eğimi kesinlikle 5'i verir bize diyoruz. Sekmez. Bir parabole eğer sen orijinden teğetler çiziyorsan örnek veriyorum. x ekseni, y ekseni bir tane de şöyle parabol var. O parabolü biraz da şöyle çizelim. Parabolümüz var. Orijinden de gittin bir böyle teğet attın. Tamam mı? Bir de gittin böyle teğet attın. Sonra bir baktın anam ne ne oldu? Orijinden çekilen teğetler birbirine dikse eğer. Hemen diyorsun ki ahanda bu parabolün deltası eksi bir olmak zorunda diyorsun. Bu da sana kısa kolay bir yöntem olsun. Tamam Çoğu kişi bilmez ama sen bil. Tamam. SML hocanın öğrencisisin. Sen bil bunu. Parabolün deltasını eksi 1'e eşitlersen e, soruyu çözebilirsin. Şimdi şöyle ki gençler. E, yazarın ismini unutmakla beraber. Çok özür diliyorum. Çok da se sevdiğim e, endemik yayınları. Celal İşbilir. Tamam şimdi aklıma geldi. Şimdi gençler. Şöyle ki. E, bazen hani bu yöntemi uygulayınca direkt çıkıyor diyoruz ya. Bazen de sevgili arkadaşlarım şöyle bir parabol verir mesela tamam mı? Der ki bu parabole bu parabole 2'ye 1 noktasından atılan teğetler birbirine dikse der. Mesela şöyle ve şöyle yapar. Tamam mı? Burası biraz olmadı. Parabolü çünkü biraz böyle yatay çizdik. Hoş olmadı. Şöyle çizelim arkadaşlar. Şurada şuraya şöyle teğet olsun. Tamam mı? Bir tane de şuradan teğet atmışız ve gördüğünüz üzere şurası da dik olmuş. Şimdi Orijinden çizilen teğetler birbirine dikse parabol denkleminin diskriminantı eksi 1 dedik ama bu zıkkım orijinden çizilmemiş. Nereden çizilmiş? 2'ye 1 noktasından çizilmiş. Aha bak 2'ye 1. O halde sen ne yapacaksın biliyor musun? Şunu bu parabol ve doğruları alacaksın hocam. Parabol ve doğruları alacaksın. Şunu yapacaksın. Ben bunu hocam bir birim aşağı taşırım. Sonuçta sen öteleme yansıma biliyorsun. Değil mi? Dönüşüm biliyorsun. Bir birim aşağı taşıyacağım. iki birim sola taşıyacağım. Böylelikle artık bu parabole orijinden çizilen teğetler birbirine dik olacak. Ve bir birim aşağı ve iki birim sol tarafa taşıdın ya. Bu taşıma işlemini yaptıktan sonra elde ettiğim parabolün deltasını eksi bire eşitlersin. Çaktın mı köfteyi? Tamam bu kadar basit bir hale getirebilirsin bu soruyu. Pekala. Artan ve azalan fonksiyonlar. Şimdi hocam bizim bizim F fonksiyonumuz AB açık aralığında türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere. F'in artan olduğu aralıktan seçilen bir x0 noktası için türevi sıfırdan büyüktür. Azalan olduğu aralıktan seçilen bir x0 noktası için f türevi x0 sıfır sıfırdan küçüktür yani negatiftir. Şimdi dikkat edin artan fonksiyonlar üst taraftakiler azalanlar alt taraftakiler. Ben şuradan şuradan ve şuradan bir nokta seçtim. Buradan buradan ve buradan bir nokta seçtim. Şimdi bu noktalardan teğetler atmak istiyorum. Mesela buna attığım teğet bu şekilde olur. Buna attığım teğet bu şekilde olmaz. Şöyle bir şey olur. Buna attığım teğet zaten doğrunun kendisi olur. Şuna atılan teğet bu şekilde, buna atılan teğet bu şekilde ve buna atılan teğet de yine doğrunun kendisi olacaktır. Dikkat ettiysen şu doğrunun, şu doğrunun, bu doğrunun yani teğetlerin hepsi de artan. Yani eğimi pozitif eğim sıfırdan büyük. Yani f'in türevi sıfırdan büyük sevgili arkadaşlarım. Velev ki sen bunu gittin azalan fonksiyonlara attın. Bak gördüğün üzere bu doğruların yani buradaki teğetlerin eğimleri de hep bu tarafa doğru olduğu için azalandır. Ve negatif eğimleri. Ve sevgili arkadaşlarım eğimleri negatifse türevleri de sıfırdan küçüktür diyoruz. Burada senin anlaman gereken çıkarman gereken ders ne kıssadan ise. Hocam bir fonksiyonun türevi pozitif mi? Evet. Fonksiyonu bölgede artandır. Bir fonksiyonun türevi negatif mi? Evet. O halde fonksiyonu bölgede azalandır diyoruz. Ama tabii şöyle durumlar da var. Eğer ki sana sorun içerisinde diyorsa F daima artan bir fonksiyon diyorsa o zaman senin yapman gereken ne biliyor musun? F'in türevini sıfırdan büyük değil de sıfırdan büyük veya eşit alman. Hocam F fonksiyonu daima azalan diyorsa o zaman F fonksiyonunun türevi daima sıfırdan küçük veya eşittir demen. Çünkü sıfıra eşit olabilen yani türevi sıfıra eşit olabilen sayıların adedi apsislerin adedi sınırlı sayıdaysa sayılabilir çokluktaysa sonlu adetse bunlar artanlığı, azalanı bozmuyor arkadaşlar. Tamam şimdi gel gelelim notumuza bak burada yazıyor. AB B kapalı aralığında artan bir fonksiyonun bu aralıkta türevini sıfır yapan değerlerin sayısı sonlu adetse türevi sıfır yapan noktalar fonksiyonun artanlığını kesinlikle etkilemiyor. Ekstremum noktalar. Bunun için örnek vereyim ben size. Örnek vereyim. Şimdi mesela x küp fonksiyonunu hep de bu örnek verilir. Bana da hep bu örneği veriyorlar. <laughs> şöyle x küp fonksiyonunun grafiğini düşündüğümüz takdirde şöyle bir grafik mi oluyordu arkadaşlarım bu? Değil mi? x küp fonksiyonunun grafiği bu. Şimdi bu fonksiyona bakıyorsun hop 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 lan bu hep artan fonksiyon. Bak hep artmış. Bir tane bile artmadığı bir yer var mı? Yok. Ama x küpün sen türevini alınca 3x kare geliyor ya bunu sıfıra eşitleyen bir değer var x eşittir sıfır. İşte burada çift katlı kök muhabbeti de devreye giriyor İşaret değiştirmediği için artıdan eksiye veya eksinin artıya geçmez diye. Lakin sen şunu da görüyorsun zaten orijinde yani sıfıra sıfır noktasından bir teğet attığın zaman bu x eksenine zaten paralel oluyor. x eksenine paralel oluyor arkadaşlarım sıfıra sıfırdan atılan teğeti. Yani burada türevi sıfır e, türevi sıfır yapan nokta var ama fonksiyona daima artan diyoruz. Demek ki bunun türevi yani 3x kare türevi daima sıfırdan büyük veya eşit bak sıfırdan büyük veya eşit oldu ama artanlığını yani sıfıra eşitleyen noktalar var ama artanlığını etkilemedi. Bundan kaynaklı eğer ki türevini sıfıra eşitleyen noktalar sonlu adetse yani sayılabilir çokluktaysa gençler işte o zaman ne diyoruz? Artanlığı azalanlığı etkilemiyor. Ekstremum noktalara geçiyoruz artık. Değerli çok değerli. Şimdi gençler bir fonksiyonun artanlıktan azalanlığa ya da azalanlıktan artanlığa geçtiği noktalara biz o fonksiyonun ekstremumları diyoruz. Yani artarken azalmaya başladıysa tam şu noktalarda bir yerde şöyle bir tavan çizmiştir. Azalırken artmaya başladıysa demek ki dip çizmiştir. Fonksiyonun tanımlı olduğu aralığın sınır değerleri dahi ise sınır değerler de ekstremumdur. Grafiği verilen f fonksiyonunun ekstremumlarının apsisleri Nelerdir arkadaşlarım burada? Ekstremum apsislerini soruyorum. Bak dip yapmış. Bak tavan yapmış. Dip yapmış. Bak burada da bir tavan mevcut. Sınır değerler de ekstremumdur demiştik ya. Ama dahilse A'ya bakıyorsun. E, dahil değil. O halde ne diyoruz arkadaşlarım? Bizim ekstremum noktalarımızın apsisleri B'dir, C'dir, D'dir ve E'dir diyoruz. A bizim için bir ekstremum noktasının apsisi niteliğinde bir sayı değildir. Evet devam ediyorum sağ üst tarafla. Notumuz var notumuz. Hadi bakalım bir notumuza. Bir polinom fonksiyonun türevinin tek katlı kökleri o fonksiyonun ekstremumlarının absisleridir. Türevinin tek katlı kökleri. Yalnız dikkat et. Şöyle ki sadece ama sadece türevinin tek katlı kökleri yani türevinin kökleri sadece ekstremum değildir. e Dikkat ettiysen mesela şurada e, D noktası sivri uçlu bir nokta. Normal şartlar altında biz bu sivri uçlu noktalarda türev yoktur da diyoruz. Türev yok evet ama bir ekstremumdur. Yani ekstremum olabilmesi için o noktada illaki türevinin olması şart değilmiş. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yukarıdaki verdiğim bilgi de seni yanıltmasın o halde. Sadece ama sadece fonksiyonun tek katlı, türevinin tek katlı kökleri bize ekstremumu vermez. Bunlar kesinlikle ekstremumdur diyoruz ama bütün ekstremumları bunlar değildir. Ekstremum noktalarda fonksiyonun türevi işaret değiştirir. Bize en önemli bilgiyi burası verir. Bak şimdi şuraya. Hemen şöyle yapıyorum. Şu bölgede fonksiyon azalan mı? Evet, yani türev negatif. Şu bölgede fonksiyon artan mı? Evet, yani türev pozitif. O halde bak türevi işaret değiştirdi. Negatiften pozitife geçti. Ekstremum vardır diyorsun. Anlaştık mı? Pekala Ekstremum noktalarda fonksiyon türevli olmak zorunda da değil. Yine ayrı sivri noktayı gösterebiliriz. Ekstremum noktalarda fonksiyonun grafiği dip ya da tavan çizer. Bizim için önemli olan da bu zaten. Grafik üzerinden bakıyorsak eğer. Maksimum ve minimum noktalar. Arkadaşlarım biz maksimum noktaların ve minimum noktaların tamamına ekstremum noktalar deriz. Ve bunların geneline yerel ekstremum noktalar deriz. Yani yerel maksimum nokta, yerel minimum nokta. Bunların hepsi de benim için yerel ekstremum değerlerdir. Yerel ekstremum noktalardır diyorum. Şimdi yukarıdaki fonksiyonun yerel maksimum noktalarını, minimum noktalarını bulalım. Sonrasında bir de farklı bir kavram daha vereceğiz. Şimdi yerel maksimum nokta dediğimiz noktalar sevgili arkadaşlarım. Fonksiyonun tavan yaptığı yerleri işaretliyorsun. Bak burada tavan yapmış. Bu bir. Burada tavan yapmış. Başka tavan yaptığı bir yer yok. İşte bunlar sevgili arkadaşlarım. Yani x 2'ye y 5 ve ve x 4'e x 4'e y 3 parantezi erken attık. x 4'de y 3 noktaları bizim için yerel maksimum noktalar, dip yaptığı yerler. Şimdi bak burada bir dip yapmış. Burada bir dip var, burada bir dip var. 3 tane gençler yerel minimum nokta var. Yani x 1'e y 3 noktası yerel minimum nokta. Sonra x3'e y2 noktası yine yerel minimum nokta ve sonra x5'e y1 yerel minimum noktadır diyoruz. Mutlak maksimum ve mutlak minimum nedir? Şimdi bunları da şöyle yerel maksimumları bulduk ya bunların en büyüğüne en yukarıdakine mutlak maksimum diyoruz. Mutlak minimumları bulmuştuk yerel minimumları bulmuştuk bunların en küçüğüne e, mutlak minimum diyoruz. Şimdi mutlak maksimum nokta sarıyla gösterdiklerimizden hangisi daha büyük? Buradaki. Maviyle gösterdiklerimizden en şu hangisi? Buradaki. Demek ki benim mutlak maksimum noktam sevgili arkadaşlarım x2'ye y5 olurken mutlak minimum noktam da x5'e y1'dir diyebiliyoruz. Peki maksimum minimum problemleri ki yerel ekstremumları, mutlak ekstremumları en çok kullandığımız yer burası olacak. Maksimum minimum problemlerinde sana normal TYT gibi bir problem verecek. Ve bu problem içerisinde verilen değerleri sen tek değişkenli bir fonksiyon gibi yazacaksın. Tamam? Problemin sonunda sorulan bir çokluğun en büyük veya en küçük değeri. Mesela en büyük hacim, hacim sorar. Hacmi en çok kaçtır der. Hacmi en az kaçtır der. Bu yol en fazla kaç kilometredir ya da kaç metredir diye sorar. Bu havuzun yüzey alanı, iç yüzey alanı en çok kaçtır diye sorar. Gibi gibi bir sürü en çok en az diye bir soru soruluyorsa işte sen burada o fonksiyonu artık ifade etmiştin ya fonksiyon biçiminde. Mesela alan fonksiyonu buluyorsun, hacim fonksiyonu buluyorsun. Bulduktan sonra türevini alıp sıfıra eşitliyorsun. Böylelikle ekstremumlar karşına çıkıyor. da sevgili arkadaşlarım zaten bir fonksiyonun tavan ya da dip yaptığı yerleri gösteriyor ya sana. İşte o soruda sorulan sana en büyük hacim, en az alan bunların her birini sana türev verir. Ve doğal olarak da bunları götürüp yerine yazıp sonuca ulaşıyorsunuz. Şimdi gençler burada size özel benim çıkarttığım, size özel yaptığım bir bölüm var. Bu bölümü de tamamlayalım. Sonra artık tekrar sorularımıza geçeceğiz. Öncelikle bana f'in türevinin grafiği verilmiş ve f'in kendisinin grafiği isteniyorsa bak aşağı yukarı bahsediyorum ama bak aşağı yukarı bir grafikten bahsediyorum. Yani net bir şekilde f'in grafiğini ben çizemem. Münetçim değilim. Lakin f'in grafiğini tahmin edebilirim. Nerede arttığını, nerede azaldığını, nerelerde dip, nerelerde tavan yaptığını, x ekseninden nerelerden geçtiğini falan ben bulabilirim. Şöyle ki bu türev grafiğiydi. Türevin pozitif olduğu yerler bak şurası Şurası ve şurası mı? Fonksiyonun pozit türevinin pozitif olduğu yerler buralarsa fonksiyon bu bölgelerde artandır. Geri kalan kırmızı bölgelerde yani x ekseninin altında kalan bölgelerde türevinin fonksiyon azalandır diyeceğiz. O halde gençler çizmeye başlıyorum. Şu iki aralıkta fonksiyon artan olacaksa bu şekilde getirdim fonksiyonumu arttı 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 sonra buradan itibaren azalmaya başlayacak. Nereye kadar buraya kadar. Yani bu çizgiye kadar azaltacağım ben bunu azalttım. Sonra tekrar artmaya başlayacak. Nereye kadar? Bu çizgiye kadar arttırdım. Sonra tekrardan yine azalmaya başlayacak. İki çizgi boyunca daha azalttım ve sonra yine artmaya devam edecek. İşte aşağı yukarı fonksiyonum benim bu şekildedir diyorum. Aşağı yukarı diyorum. Neden? Çünkü bu fonksiyon grafiği böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Veya şuradaki artırdık ya belki bu buraya kadar artacak. Ama kesinlikle bu şekilde bir görünüm olacak. Belki daha yayvan, belki daha açık, ama kesinlikle bu şekilde. Tamam? Şimdi bunlar bizim ne işimize yarar? O öncüllü sorularda diyor ya mesela f1 diyor f0'dan büyüktür diyor. Hayda ben nasıl bulacağım? Bak dersin ki mesela 1 buradadır, 0 buradadır. 1'in sonucu pozitif çıkıyormuş, 0'ın sonucu negatif çıkıyor. Ha f1 f0'dan büyükmüş falan diye yorum yapabilirsin aklında bulunsun. Şimdi bir de türevinden ikinci türevine hareket edelim. Türevinden ikinci türevine. Hocam iyi dinle. Burada da şuna dikkat edeceğiz. Şunları sildim. Sen bunu şu şekilde düşüneceksin. Türevinden ikinci türevini derken kafa karışmasın diye. Sanki bunu g fonksiyonuymuş da bunu g'nin türeviymiş gibi düşüneceksin. Tamam mı? Burada benim g fonksiyonumun, g fonksiyonumun. Şurada ne var? Azalırken artmaya mı başlamış? O zaman bunun türevi negatiften pozitife geçer. Negatiften pozitife hangi yerde geçecek? Şu doğru üzerinde. Yani şöyle geçtim. Şuraya baktın. Artarken azalmaya başlamış. Demek ki türev pozitiften negatife geçmiştir. Böyle geçireceğim. Burada azalıştan artışa geçmiş. Yani türevi negatiften pozitife geçmiş. Demek ki ben tam olarak şu çizgi üzerinde hop yukarı doğru döneceğim. X eksenini geçeceğim. Peki artık çizelim. Geldim şuradan. Hop. Bir de şundan geçeceğim. geçtim. Bir de bundan geçeceğim. Geçtim ve yoluma devam ettim. Bakın gençler, bu da f'in ikinci türevinin grafiği olmuş oldu. Şimdi sağdaki grafikler var ya şunlar. Madem çıktığını aldın, tabletten ilerliyorsun. Bunları da lütfen kardeşim sen çözüyorsun. Bu da sana minik benim ödevim olsun, alıştırmam olsun. Bunlar bizim için değerli. Eğer sen şu grafikleri böyle 3-5 tane daha çizdikten sonra ustalaşmışsan artık türev, F'in türevi, F'in ikinci türevi, bütün bunların yorumlarını net bir şekilde, rahat bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum. Ve artık tekrar sorularımıza geçiyoruz gençler. Tekrar soruları da burada... Kaç sayfaydı? 3 sayfalık bir tekrar sorumuz var. Ee, bu tekrar soruların içerisinde de 10-16 tane sorumuz var. Bu 16 tane tekrar sorusunu çözdükten sonra da ben sana bir ödev vereceğim. Bu ödevi de hemen kitabımı kaldırmıştım rafıma. Hemen getiriyorum. Bekleyin geliyorum. Nerede? İşte burada. Evet. Gençler 40 soru serisi AYT e Matematik video soru kitabımızdan gençler ödevimizde. Buradaki 40 tane türev sorusunu çözüyorsun. Zaten bu kitaptan da geriye artık 40 soruda integral kalmış oluyor. Ee, gençler sizden ricam lütfen gerekli önemi gösterin. Ee, bir de video yayınlamıştım görmüşsünüzdür. Ee, 54 saatte diye. Yani düşünebiliyor musunuz? Bakın arkadaşlar 3 tane kitap var. O kitapları da getireyim ben hemen size. Şöyle. Bakın gençler 3 tane kitap. 40 soru serisi TYT ile başladık biz yola. Yazın bunu çıkardım. Ee, ve yazında bunun kampını bitirdim. 9 günde bitti bunun kampı. Sonrasında 40 soru serisi problemler. Her gün 2 videoyla 20 günde bitirdim ben bunu. Sonrasında ise 40 soru serisi AYT e matematik. İçinde 10 tane konu var ve onu da 10 günde bitirdim. Ya bu ne demek oluyor biliyor musun? Şöyle. Hocam toplamda e, 40 video birisinde var. 9 videoda 49 video 10 videoda bunda var 59 video. 59 tane videonun süresi toplam ne kadardır sence? Ben sana söyleyeyim. 54 saat. 54 saati düşünsene şimdi. Aklında bir canlandır 54 saati. Ee, 1-2 günden 6 saat fazla. Yani 2,25 gün. Değil mi? Sınava kaç gün var? Sınava yaklaşık 60 gün var. Değil mi? Hadi belki bu videoyu bir ay sonra falan izleyiyorsun yayınlandıktan sonra. Sınava 30 küsür gün var. Ya sınava 15 gün olsun. Sıkıntı değil ki. Ben sana diyorum ki bu kampı 2 gün 6 saatte bitirebiliyorsun. 2 gün 6 saat. Günlük 3 saat ayırsan buna örnek veriyorum. 18 günde biter. Bak günlük 3 saat ayırsan 18 günde biter. Ee, ki ben senin için 20 günlük çok güzel bir plan program hazırladım. O programı inceleyebilirsin. Hocam ben bu kampları yapmıştım. izlemiştim. Bir daha yap. Bak açık ve net söylüyorum. Bir daha yap. TYT video soru kitabında. Şundan yani. Ben bunları çözerken her birinde bu soru dedim TYT'ye uyumlu bir soru, bu soru MSÜ'ye uyumlu bir soru. Hatta bazı sorular için bu soru AYT'de bile karşınıza çıkabilir dedim. Hepsini vurguladım. Hepsini vurguladım. O işaretli sorular var çok güzel. Şunun içerisinde hangilerinin AYT'de sınavda çıkabileceğine dair bütün bilgileri net bir şekilde verdim. Hele ki problemler. Her teste başlamadan önce dedim ki şu 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 soruları işaretleyin. Bu sorular bizim için çok değerli. Çünkü gençler, ben Problemler kitabımın hemen ön sözüne de yazmıştım. Demiştim ki, bir şeyi 40 kere söylersen olur sözüyle çıktığımız yolda aramıza yeni bir arkadaş daha eklendi, Problemler. Bu kitabın burası çok önemli, iyi dinle. Bu kitabın her bir sorusunu yazmaya başlarken şu cümleyi sürekli tekrar ettim. Bakın, dikkatli dinleyin. Her bir soruyu yazarken şu cümleyi sürekli tekrar ettim. Ben ÖSYM olsam nasıl yazardım? Bu yüzden soruları çözerken sizler de şu cümleyi sürekli tekrar edeceksiniz. Sanki ÖSYM yazmış tam sınav ayarında. Tamam. Yani buradaki hiçbir soru bakın rastgele bir sayfa çeviriyorsunuz. Rastgele. Bakın arkadaşlarım öyle konu anlatım örneğiymiş. Vay efendim kazanım örneğiymiş. Bunlar yok. Bakın herhangi bir sayfa çevirdim. Hepsi standardın üstünde problemler. Zorluk seviyesi olarak da 10 üzerinden 6 buçuktur yani. Tamam. Bakın rastgele bir sayfa daha çeviriyorum. Görüyorsunuz örnekleri. Hepsi ki şu, şu, örnek çok güzeldir şuradaki. Hepsi sevgili arkadaşlarım tam anlamıyla ÖSYM ayarında. Ve incecik bir kitap. Ve ben sana diyorum ki 54 saat gibi kısa bir süre içerisinde bu 3 fasikülü de bitirebiliyorsun. E tamam hiç uyumadan bitiremezsin. Eyvallah. Hiç uyumadan bitire, bitiremezsin. Tabii ki uyuyacaksın. 54 saat sürmeyecek. Yani aralıksız bir 54 saatten bahsetmiyoruz. Ama 54 saat yani sonuç olarak. Nelere vakit ayırmıyoruz ki gençler? Düşünsene yani. Yemekten sonra dur şu dizinin 10 dakikasını izleyeyim derken. Bunu her gün yaptığın takdirde. Düşünsene ne kadar çok zaman kaybediyorsun. Tuvalette geçirdiğin zamanı düşün. Uyurken bir 15 dakika daha dediğin zamanı düşün. Gece yattığında eline telefonu aldığın zaman Instagram'da ne kadar vakit kaybettiğini düşün. YouTube Shorts'ta ne kadar vakit kaybettiğini düşün. Bunları bir düşünün ve bir de SML hocanız size diyor ki ya kardeşim sen bunları yap yapmaya devam et ben sana yapma demiyorum sonuçta insanız yani. Bizim de böyle kafamızı meşgul edecek bazı ihtiyaçlarımız var. Eyvallah bunda sıkıntı yok. Ben ama SML hocan sana diyor ki 54 saatte TYT, AYT ve TYT'nin içerisindeki o baş belası problemleri 13-14 tane soru çıkıyor bu problemlerden. Bunların her birini inanılmaz nizami biçimde çok güzel bir şekilde tekrar edebilirsin. Ve bu tekrarlar senin hem TYT'ne hem de AYT'ne direkt olarak net katkısı sağlayacaktır. 5-6 puan. Bak unutma belki de daha fazla. Unutma bunu dediklerimi. Sonra sınavdan sonra pişman olursun. Bu dediklerimi unutma. Hiçbir şeyi ertelemeyin gençler. Ertelemeyin. Ben bunun acısını çok çektim. Siz çekmeyin. Bir şeyleri ertelemeyin arkadaşlarım. Senin iki gün sonrasına ertelediğin şey bazen senin iki senene man oluyor. Lütfen engellemeyin kendinizi. Lütfen artık kendinize engel koymayın ve erteleme hastalığınızdan şu önümüzdeki iki buçuk ayda kurtulun gençler. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.